devlet ilkokulda, ortaokulda, lise ve üniversitede çok kapsamlı, binlerce sayfa kitaptaki bilgiyle Darwinizmi, materyalizmi, milyonlarca eğitim ordusuyla körpecik beyinlere geceli gündüzlü enjekte ediyor. Sonra diyorlar ki, bu adamlar niye acaba Marksist oldu? Hayret diyorlar yani, olmaması gerekiyordu ama oldu diyor. Bir kitaplara bir bakın. Kitaplarda başından sonuna kadar materyalizmi anlatmıyor musun? Darwinizmi anlatmıyor musun? Ne diyorsun kitapta? Siz Kur'an'da Allah yarattı diyorsunuz ama o bir inanç. Ona saygı duyuyorum demiş oluyorsun. Ama işin doğrusunu sana söyleyeyim mi diyorsun? Yani bu konunun doğrusunu. İşin değil mi de Allah affetsin. Konunun doğrusunu söyleyeyim. Bilim kafasıyla baktığımızda, gerçekçi olarak baktığımızda, akılla baktığımızda modern bizim bilimimize gösterdiği Allah yok diyor. Haşa. Ha, ispat mı istiyorsunuz? Anlatayım diyor. Siz diyor, tesadüfi bir patlamanın sonucunda meydana gelen küre şeklinde bir dünyanın üzerindesiniz diyor. Birçok yerde oldu bunda. Bir tanesi de sizinki diyor. Onun üstünde çamurlu sular vardı diyor. Orada protein oluştu diyor tesadüfen. Hücre oluştu. Hücre çoğaldı. Balık oldu. Balık ağaca çıktı, maymun oldu. Ve siz oldunuz diyor. Baştan sona kadar tesadüfle oldu bu diyor. Dolayısıyla Allah yok diyor. Haşa. Ya melek de yok, ahiret de yok, cennet cehennem de yok. Ama size gelin Kur'an'ı anlatayım diyor. Yani ders istiyorsanız diyor, seçmeli ders olarak Kur'an'dan size bilgi vereyim diyor devlet. Öğrenciler de tabii diyorlar, Kur'an'dan bize bilgi verin. Gelin size Kur'an, ayetleri ezberleteyim size diyor. Peki hocam diyor, siz orada biyoloji dersinde bunu anlatın. O bilimin gerçeği diyor. Peki bu din diyor, ikisini birbirine karıştırmayın diyor. Ha, inanmak istiyorsan buna inanabilirsin ama gerçeği bu diyor. Doğrusu bu. Doğrusu Allah yok diyor. Tesadüfen yaratıldı diyor. Protein tesadüfen olmaz. Protein molekül yapısı bir hanımların yaptığı dantel vardır. Oyalı dantel. Onu katlar. Karma karışık, incecik böyle. A, A, B, B, C, 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 karma karışık çok ince bir yapı üstündedir. Ve çok hassastır protein. Üflesen gider yani. Yanına demir yanaştır öldürür. Bakır yanaştır öldürür. Ne yanaştırırsan öldürür. Mesela amonyak bir değdi mi proteini parçalar hemen. Çok hassas bir madde. Oluşması için zaten bir hücreye ihtiyaç oluyor protein olması için. Yani başka proteine ihtiyaç oluyor. Zaten kilitlenmiş durumda bu durumda. Yani pratik olarak proteinin tesadüfen olmasının mümkün olmadığını biliyorlar. Hatta Dawkins de diyor adam ne diyor? Uzaydan gelmiş olabilir protein diyor. Uzaydaki proteini kim yaptı? Onu söyle. Ya onu boş versen ya diyor. Şimdi böyle olunca işte dünyaya bir uğursuzluk, bir bereketsizlik, bir felaket hakim oluyor. Ve her yerde ekonomik kriz var. Her yerde savaşlar var. Ve dünya mahvoluyor. Haşa Allah'a böyle meydan okur gibi bir felsefe bütün dünyaya hakim oldu. Bunun adına deccaliyet diyoruz. Dünya tarihinde ilk defa oldu. Dünya kuruldu kuralı böyle bir şey olmadı. İlk defa dünyanın %99'u dinsiz, imansız, ateist oldu. İlk defa. Böyle bir şey hiç dünya tarihinde görülmemiştir. Mutlaka insanlar inanan, inançlı toplumlar olmuşlar. Mesela en azından puta inanmışlardır. Şuna inanmıştır, buna inanmıştır. Kayaya tapmıştır. Ama tamamen Allah'ı inkar eden bir sistem. Tabii hak peygamberler olmuştur, gerçek dinler olmuştur ama yani mesela Firavun bile yine bir yaratıcıya inanıyordu. Ama Müslümanlığı kabul etmedi. Yani onlar da mesela bir ahiret inancı var Firavun'da da. Onun için mezarına işte yiyecek içecek koyuyorlar. Kedisini köper bile yanına koyuyorlar adam dirildiğinde onları yanında götüreceğine inandıkları için. İlk defa böyle bir ateist düşünce Allah'ı tamamen inkar eden ve tamamen tesadüflerle dünyanın yaratıldığına inanan bir inanç ilk defa dünyaya bu kadar kapsamlı hakim oldu. Bunun adı deccaliyettir.